Arkadaşlar merhabalar bugün ufak bir konu üzerinde konuşacağız özgüven ve kibir arasındaki ufak ince çizgi sınav çalışmalarında bir gence etkileyen iki faktör olabiliyor ee, özgüven kendine güven duymayla ilgili bir e, kavram biliyorsunuz aynı zamanda özgüven aslında olumlu ve olumsuz özelliklerinde fark edebilmeyi de içinde barındırıyor yani özgüven sadece ben yaparım, ben aslanım, ben kaplanım demek değil. Aynı zamanda artı ve eksilerinin farkında olmak bu yüzden ne yapabileceğini bilmek. Ve bu bilme sayesinde de kendine bir güven duymak. Şimdi kibirde de tabii ki doğal olarak kibirde kendisini başkasından üstün görmek değil mi? Şimdi bazen özgüvenle kibir birbirinin içine geçebiliyor. Sınav çalışmalarında ne alaka derseniz. Şimdi arkadaşlar sınav çalışmalarında bir kere Hani bazı şeylerin teknik kısımlarına da tabii ki hakim olmak gerekir mi bilmiyorum ama sonuçta gençsiniz. Ee, genç olmak gerçekten çok güzel. Kesinlikle birçok insan niye ah bir çocuk olsam genç olsam diyor. Tabii ki özenilesi, e, geri dönülmesi imkansız olan, ne olursa olsun hayatının hakikaten kafanın çok enteresan çalıştığı ama bir o kadar da keşke hep öyle çalışsa dediği zamanlar da olduğu için bir yandan. Hep öyle çalışsam bilmiyorum ama diğer taraftan da güzel bir kafa yani gençlik tamam mı? Bütün sıkıntılı gibi gelmesine rağmen sonradan onun aslında güzel zamanlar olduğunu anlıyorsun. Dolayısıyla bu kadar güzel zamanlar ama öbür taraftan da belli handikapları var tabii ki. O handikapları da sınav zamanı yaşama ihtimali oluyor. Biz şimdi size ders anlamında yardımcı oluyoruz biliyorsunuz ama bu işin psikolojik kısmı da var kendiniz bunu birçok kısmında yönetmeniz gerekiyor. Belki hani psikoloğa giden vardır, psikiyatriste giden vardır. Ne olursa olsun biliyorsunuz bir yerde e, çözüme bulmanıza bile yardımcı olmadan aslında çözüme gidilecek yolları bazen sana sorarak bazen işte kendini keşfetmeni sağlamaya çalışarak buna yardımcı olmak gerekiyor. Ama geri kalan her şeyi yine sen yapıyorsun değil mi? Gidenler biliyor, o bununla ilgilenenler de biliyor. E, herkes için söyleyeyim. Evet. Biz hayatımız boyunca Elimizden geldiği kadar kendimizi keşfetmeye çalışıyoruz. Kendimizi keşfedersek kendimiz olan güvenimiz, kendimizde bulduğumuz bulunan eksikleri kapatmamız. E diğer taraftan biraz hani insanın ne zaman mutlu olduğunu ve huzurlu olduğunu görüyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse sadece kendisi için değil, biraz başkası için bir şeyler yapmayı da fark etmek, onunla ilgili de uğraşmanın insana huzur verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar tabii ki biraz kendini keşfetmek, kendini bilmek ve Bunları bilirken de bilmeye çalışırken de bazen hatalar yapmak, bu hataları sonra telafi etmeye çalışmak, büyük hatalar yapmamak için yine bak insan kalabilmek. Bazen buna rağmen belli e, hani yollarda yolda giderken bazı takılma düşmelere uğramak, sonra insan olduğunu hatırlamak, yine insanca yaşamaya çalışmak ve sonrasında zaten bu keşif yolculuğunda bir şekilde huzurlu bir yaşam elde etmek için e, uğraşıyoruz. E bunu yaparken de YKS'de bunların bir aşaması. Haliyle arkadaşlar bu aşamayı olabildiğince az hasarlı, az sıkıntılı, mümkün olduğunca da sonunda mutlu, huzurlu ve başarılı hissetmek adına elinizden gelen gayretinin fazlasını çoğu zaman gösteriyorsunuz, göstereceksiniz. Buralarda da e, gençliğin verdiği ateşle bazen yapabilmek, aslında o gücünün sınırsız olması gençlikte, kabına sığamamak kavramları bazen beyin anlamında da düşünme anlamında da oluyor. Yetmiyor. Bedenin yetmiyor ve taşıyorsun gerçekten içsel anlamda. Bu taşkınlık genel bir coşkunluk bazen olabildiği gibi taşkınlığa da neden, sebep olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de işte o özgüvenden kibire doğru kayan bir e, duruma neden oluyor. Bu da tabii ki ders çalışmalarını etkileyebilir. Öğrenmeni etkiler. Aslında en önemlisi o. Çünkü arkadaşlar ben olabildiğince size yardım etmeye çalışırken, bazen uyarırken, bazen siz kızmak olarak algılıyorsunuz ama ona yapacak bir şey yok. Şimdi o hayatı algılama biçiminizle ilgili. Ben bunları uyarı, net. Bazen sert olmak gerekiyor, bazen net olmak gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani sonuçta yani hep çok klişe basit bir örnek ama bir çocuğun yani elini sıcak yere, sıcak suya, ateşe falan götürürken annesinin canhıraş bir şekilde... Onu engellemesi gibi düşünün yani. Orada yok yavrucuğum yapma falan denecek durumlar mı var? Bazen işte bu durumlar oluyor. O yüzden şu konuda arkadaşlar dikkatli olmanız lazım. Ders çalışmalarınızı olabildiğince yüksek seviyede tutun. Ki mümkün olduğunca ders odaklı düşünmeye çalışın. Sonra muhabbetlerinizde de arkadaş arası olan muhabbetlerinizde de evet hayat şartları, ders şartları, şu şartlar, bu şartlar insanı olabildiğince olumsuz düşünmek için bir sürü neden oluşturuyor. Ama bu olumsuz nedenler bir süre sonra insanın yalnızlaşmasına, yalnızlaştıkça kibir ihtimalinin de artmasına bu sefer dışarıya öğrenmeye karşı kapalı hale gelmesine neden oluyor. Bunu niye bu kadar vurguluyorum? Çünkü hayatınızın en güzel döneminde öğrenmeye en açık olduğunuz dönem ve tam da burada YKS'ye çalışırken belki potansiyeliniz sizin düşündüğünüzden çok daha fazla. Ve belki hayal edebildiğinizden bile ileri gitme ihtimaliniz var. Ama insan bazen ne oluyor? Öf aman o hocanın da tipi. O hocanın cümle kurma biçimi, o hocanın şivesi, öbürünün işte bir hatası. Bazen bir de biliyorsunuz artık böyle bir dönemdeyiz eskiyi bilmiyoruz ama bir hatanda yerle bir olma ihtimali oluyor. Atıyorum hoca orada iki ile üç toplamış, dört demiş. Ne ıy bunu mu dedin Allah kahretmesin işte böyle bir hocadan ders mi dinliyorsun falan geliyor. Çünkü insan başkasını yok ederek bazen var olma çabasına girişiyor. Bu da çok saçma bir girişim. Bu tabii ki sınav çalışmasında da oluyor. Öbürünü yok sayacağım ki hani herkesi yok saysam bak bir tek ben varım. O zaman bir tek ben varım ve birinci benim. Yani ister istemez sürekli içten böyle bir düşünce mekanizması bir yandan da çalışıyor arkadaşlar. Reddet. Hani bir de yaşlarımız itibariyle sizle de yakın olmadığımız için hani anne baba yaşlarında olduğumuz için bir de o da devreye giriyor artık. İşte anneni reddet, babanı reddet. Onlar zaten hep yanlış. Etrafın yanlış. Bir tek sen doğru. Kimse seni anlamıyor. Kimse seni anlayamaz. Keşke beni herkes anlasa. Herkes salak bir tek ben akıllıyım noktasına geliyorsun bir noktadan sonra. İşte burada yine nereye geliyoruz? Demin söylediğim öğrenme biçimini etkileme kısmı. O yüzden bu şu demek değil. Aşırı alçak gönüllü ol ve herkese böyle tapınırcasına saygı duy manasına değil. Ama şöyle bir gerçek var. Öğrenebildiğin ölçüde öğrenmeyi becermek için çabalamak senin için çok önemli. Bu da biraz olumlu olmaktan geçiyor. Birisinden bir şeyler anlaman için biraz ön yargını, yargılarını kırman lazım. Anlamaya çabalaman lazım. Her insandan faydalanabilirsin. Ben uzun zamandır hayatımda belki en az 10, 10 sene olmadı abartmış olabilirim ama 7-8 senedir arkadaşlar bunu çok fazla daha çabalamaya çalışıyorum. Yani hiç belki bir şey öğrenemeyebileceğin insandan da bir şey öğrenmek çünkü zamanımız kısıtlı. Öğrenmek gereken çok fazla şey var. Geliştirmen gereken çok fazla yönün var. Bir de madem bir şeye vakit ayırıyorsun o zaman onu da değerlendirmen lazım. Bazen hatalardan, kusurlardan bile bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Sözün özü öğrenme kısmı bizim için çok kıymetli olduğu için ben gururuma kapılarak, kibirime, kibirime kapılarak, başkasını hor görerek, küçük görerek sürekli kendime bir taraf bir bir yerde iyi görerek vaktimi öldüreceğim için ben böyle bir şeye giremem. Sadece zamanla kibir ve özgüven dedim ya. ...özgüven arttırıcı çalışmalar, aynı zamanda işte öğrenmek, kendinin farkına varmak... ...hani o tırnak içinde aşırı kullanılan ama bir türlü e, gerçek manada hakkı verilmeyen farkındalık var ya... ...o farkındalık kısmını halletmek ve bu sayede o zaman zaten neyi dinleyebileceğini, neyi dinlemeyeceğini... ...neyden öğrenebileceğini, neyden öğrenemeyebileceğini de artık özümsemeye başlıyorsun. Ama arkadaşlar şu an öğrenmeye en açık olan döneminizde bunu daha öğrenme aşamasında olduğunuz için olabildiğince lütfen olumlu olun tamam mı bunu şundan dolayı söylüyorum bazen işte atıyorum soru bankası çözmek gereklidir öbürü diyor gereksizdir ya ben bunu yaptım diyor buna gerek yok gerek yok furyası zaten sürekli alıp başına gidiyor tamam mı sonra bazıları diğerlerinden etkilendiği için bu sefer onun yolundan gidiyor bir bakıyorsun orada zaman geçmiş onun yolundan giderken oh ona uymayan bir sistemin içinde heba olmuş Sonra o kendince çıkarımlarda bulunuyor, öbürüne öneride bulunuyor. Hep ben burada şu aklıma geliyor. Sürekli sigara içen birisinin başkasına sigara içme yeğenim zaten böyle olursa akciğer kanseri olursun demesi gibi yani. Herkes her şeyi yaparken bir taraftan da yapılmaması gerekenleri, yapmadığı şeyleri de yapması gereken şekilde anlattığı için bu sefer kaosa dönüyor. Ve senin kafan karışıyor. İstediğin kadar başarılı ol, istediğin kadar anlamaya çalış, istediğin kadar anlamak için çabalı ve aynı zamanda iyi anlayan ol. Bu kadar kaotik bir ortamda bu sefer etkilenirsin. Etkilenince o zaman yine bir yalnızlaşma çabasına girmen lazım. Bak durduk yere yine buraya geldik. Dolayısıyla senin öğrenmen için olabildiğince abartı derecede sürekli öneri bombardımanından kendini kurtarman. E doğal olarak bu sefer yine kendini tanıman ve kendi eksiklerine dönmen lazım. Bu sefer de ne oluyor? Ders odaklı çalışma. Yine bak nereye getirdim mevzuyu? Ders çalışma. Arkadaşlar istediğiniz kadar uğraşın. İstediğiniz kadar teknik taktik üretin. Şu yoldan bu yoldan falan deyin mevzuyu döndürüp dolaştırıp hani gerçek sevdamız olan yere getirmemiz, ders çalışmaya getirmemiz lazım. Ders çalışınca diğer sorunlarından uzaklaşıyorsun. Ders çalışınca öğrenmeyi öğreniyorsun. Ders çalışınca eksiklerinin farkına varıyorsun, olumlu taraflarının farkına varıyorsun. Güçlü yönlerini ve güçsüz yönlerini görüyorsun. Bu sayede işte o kibirden de biraz arınacağın için öğrenmeye daha açık hale geliyorsun. Öğrendikçe daha da öğrenmeye açtık. Öğrendikçe daha da öğrenmeye açtık. Bu seni olabileceğinden daha da iyi bir yere getirme şansı tanıyor sana. Dolayısıyla sıkıntılı şeylerden uzaklaşıyorsun. Öneri bombardımanlarından uzaklaşmış oluyorsun. Sonra kendi kararlarını kendin verebildiğin için önemli bir kavram özgürleşiyorsun. Bağımsızlığını ilan etme şansın oluyor. Aklını birine emanetmeme şansın doğuyor. Ve gençlik olabildiğince zaten hani ya hataların da çok fazla olduğu dönem ama büyük hataları olmadığı sürece yanlışlar ve faciaları olmadığı sürece telafi edilebilir bir zaman dilimi olduğu için hem aynı zamanda bunlar sayesinde hata oranında azalıyor ve bu seni başarı ve mutluluğa götürüyor. O yüzden arkadaşlar öğrenmeye açık olun öğrenme amacıyla dinleyin okuyun ve çalışın derslerinizi her öğretmeniniz... Hani olabildiğince bu anlamda doğru öğretmen seçmek zorundasın tabii ki ama ben gördüğüm kadarıyla her öğretmen faydalı olmak için elinden geleni yapıyor ama Farklı tarzlar var. Her tarz sana uymayabilir. O zaman birisini yok saymak, diğerini var etmek, diğerini dibe vurdurup öbürünü krala ilan etmek, bunları da bir kenara bırakmak lazım. Faydalanabildiğin ölçüde kendine bir rehber öğretmen seçip ne olursa olsun 50 tane de yoldaş seçilmez kendine bu sınav esnasında. Bununla birlikte yoluna devam etmek soru bankalarını çözmek. ilerleyen zamanlarda şu an abartmana lütfen gerek yok. Bak bunu hep vurguluyorum. İlerleyen aşamalarda deneme mevzularına girişmek. Şu an bak şu an var ya iki haftada bir bile deneme yeterli. Genel deneme geri kalan hiç deneme çözmene gerek yok. Seviyen ne olursa olsun. Seviyen ne olursa olsun. Bak burada da mesela kibire gireceksen hemen burada engelleyeyim seni. Sakın o muhabbetlere girme. Sonra pişman olma. Bütün mevzumuz aynı zamanda bir taraftan da Mutlu olamıyorsak bari pişman olmayalım. Hani onun için de uğraşıyoruz. Dolayısıyla çalışmalarını yap. Çalışmalarına güzelce devam ettikten sonra... Zaten... E, faydalanabileceğin insanları da... Seçme becerin artacağı için... Yoluna güzel bir şekilde devam ediyorsun. Çalışma düzeyin çok yüksek olursa... Zaten bütün işin... En azından %70'ini, %80'ini sen hallediyorsun. O kalan %20'lik çok önemli. Sana vites arttıran ve seni... Zirveye taşıyan yerde biz öğretmenlerin olarak... Yardım ediyoruz. Ama... Lütfen kendimizi tanımak için çabalayalım. Bunun için de çal çabalamak da çalışmayı barındırıyor. Ders çalışalım, önerileri ve sürekli birbirimize ders odak şey e bu öneri odaklı soruları sormayı da bırakalım. Ben size zaten olabildiğince yardımcı oluyorum. Belki başka öğretmenler de yardımcı oluyordur. Geri kalan öneri mekanizmasını artık kapatıp sadece şuna bakman lazım. Ben ne kadar çalışıyorum? Ne yapıyorum? Neler kafama takılıyor? Ders anlamında sor. Soru sor. Nereyi anlamadın? E, şurası ne oluyor? Arkadaşlarına sor, öğretmenine sor, etrafına sor ama nasıl çalışmalıyım, ne yapmalıyım, ne çözmeliyim, ne etmeliyim? Bunları ne kadar çok sorarsan o kadar soru doğuyor. Bir de başkasına sorduğun zaman başkasının aklıyla hareket etmiş oluyorsun, durduk yere sıkıntı. Kolay bir süre değildir bu çalışma süresi ama kendini keşfedeceğin bir süreye de kaynak sağladığı için YKS kendisi güzel bir şey olmasa da sonuçları güzel bir... ...şeye sebep olabilir. Kendine fark, kendi farkın, farkında olman... ...özgüvenin yükselmesi... ...dolayısıyla olumsuz hislerden arınmak... ...olumlu düşüncelere... E, ...sahip olmak... ...ve en nihayetinde başarılı ve... ...huzurlu, mutluluğu... ...yaşamak ve bu yaşama... E, ...sevinciyle birlikte hayatının uzun vadede... ...daha iyi bir yere gitme ihtimalini arttırmak. Bak kötü bir şey gibi görünen... ...sıkıntılı bir şey gibi görünen... ...sevimsiz gibi görünen bir şeyin sonu sevimli olabiliyor. O yüzden... Çabalama kısmı çok yüksek olmalı. Bu rehberlikler arkadaşlar böyle 15-20 dakika yeter. Haftanın bu kadar zamanı bizi. Rahatlatma amacıyla da söylemiyorum. Ben burada rahatlatma seansı değil bunlar. Net bir şekilde uyarılar. Önemli de uyarılar. Kendinize gelmeniz için de arkadaşlar. E, ufak detaylar bunlar. O yüzden bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Bunları söylemiş olayım. Ders çalışmanızı lütfen olabildiğince arttırın. Bütün mevzumuz ders çalışmak. Sonra bunların üzerinden... Başka bir gün daha çok hani dersle ilgili şeyleri de söyleyeceğim. Bugün özellikle bunu söylemek istedim. Çünkü yolun başındayız. Yolumuz uzun. Şu an bize arkadaşlar lazım olan gerçek manada e, tek şey demeyeyim ama en önemli şeylerden bir tanesi ders çalışmak. Ve devamında da vurguladığım bu özgüven. Evet onun için çabalıyoruz ama diğer taraftan da o şöyle o böyle. İşte aman bu da böyleymiş şu da böyleymiş mevzularını bir kenara bırakmamız lazım. Bunu gençlik ateşiyle fazlasıyla gördüğüm için aynı zamanda bir uyarı olarak alabilirsiniz görüşmek üzere